Efendim şimdi dün akşam sabaha kadar yine hem üç arkadaşımızın kurtarılması için yani almışlar içeride ters kelepçeyle tutuyorlar ya olacak şey değil. Ve 10 saniyelik bir soruşturma şeyden sonra da sorgudan sonra. Aa pardon güle güle. Ali Morca hem onunla çok yakından ilgilendi hem de bütün dün onun gözüyle neler oldu bir görelim bakalım onun kamerasından. Gözaltılar burada mı? Hey. Yasin gel. Gel yanıma. Meydandan girenler Fransız konsolosluğu orada beklesin. Bak meydandan gelen bir tane. Gel gel. Evet, Reci beni duyuyor musun? Bu da yani oldukça kalabalık bir gözaltı sayısı ediyor. Ciddi bir şey var. Yani koridor kurdular, darp ederek gözaltına alıyorlar. Kaç kişi peki? Sayı hiç söyleme şansım yok. Yani iki araç çıktı, şimdi bir yarım araç daha alacaklar. Ama biraz müsaade eder. Yani benim gördüğüm iki araç aldılar, bir araç daha getirdiler. Bu üç araç ediyor. Hiç bilgi vermiyorlar. Yani yukarıda da gözaltı yaptılar. Oradaydım ben. Orada da bilgi vermediler. Hastaneye götürüyoruz diyorlar. Evet. Evet, her eylem ve etkinlikte olduğu gibi gazetecilere yönelen saldırılar, zulümler bitmiyor. Bugün TMOB'un önündeki saldırıda da Flash TV'den ve başka yayın organlarımızdan gazeteciler içeri alındılar. Flash TV'den de 3 kadın gazeteci arkadaşımız. Bir tanesi Dilan Polat, benim yeğenim oluyor. Gazeteci arkadaşlarımız da şu anda içerideler, gözaltındalar. Hepsinin tahliye edilmesini, özgürleşmesini 170 kişiyi beraber burada almayı bekliyoruz. Hepsini alıncaya kadar buradayız. Çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan akla hafsalaya sığmayacak şekilde hem halka hem bizlere çok rencide edici, cinsiyetçi ifadelerle, ayrıştırıcı ifadelerle saldırdı. İsminin başında Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyan bir insanın bu şekilde halkı alenen aşağılaması, görüşlerinden, düşüncelerinden, hareketlerinden ötürü hele hele bunu son derece cinsiyetçi, çirkin ifadelerle yapmasını biz Türkiye İşçi Partili kadınlar olarak kabul etmiyoruz. Bugün de bu sebeple buradayız. Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe vereceğiz. Gerçi şunu da söyledik. Akın Gürlek gibi bir karakterin Adalet Bakan Yardımcısı olduğu bir ülkede, üstünde saray yazan bir binada böyle işlemler yaparak ne bekliyorsunuz diye soran arkadaşlar oluyor. Ben de onlara şunları söylüyorum. Ben bu adliyede bir kere daha yargılandım. 4 yıla yakında ceza aldım. Daha sonra o hakim FETÖ'den sanıyorum ya yurt dışında, bilmiyorum, takip etmedim devamını. Ama biz bu verdiğimiz dilekçelerin peşini bırakmayacağız. Çünkü AKP karanlığı gidecek. Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız yargısını tekrar ihdas ettiğimizde işlediği
işledikleri bu en küçük hakaret suçundan en büyük kamu hırsızlığına kadar tüm suçların hesabını verecekler. Bundan emin olabilirler. Bu ülkede egemenlik halka aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de halka aittir. Bu adliyeler de halka aittir. Bu meydanlarda. Halkın egemenliğinin geçerli olduğu mecliste hiç kimse halka hakaret edemez. Bunun hukuki bir karşılığı var. Biz hala bütün olan bitene rağmen adliyelerde hukukun varlığını bilmek istiyoruz, görmek istiyoruz ve asla bundan da vazgeçmeyeceğiz. Evet, şimdi hazır Çağlayan Adliyesi'nin önündeyken oradan ayrılmayalım. Çünkü Kaftancıoğlu da bugün yine bir davadan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yaptığı bir açıklamada yine Cumhurbaşkanı'na hakaret mi var buradan da? Ona bakıyorum. Evet, Cumhurbaşkanı'na hakaretle yargılandığı davadan beraat etti. Görelim. İçinde ne hakaret var? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı Sabıka Holding broşürü davasında karar duruşması görüldü. Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı. SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Korkmaz'ın 4 Aralık günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra 5 Aralık günü yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Sedat Peker de Habertürk'ün eski sunucusu Veys Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan davayı düşürme karşılığında 10 milyon euro istediğini ortaya çıkarmış, o iddiaları yalanlayan Ateş, ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa ederek kayıplara karışmıştı. O günlerde de CHP İstanbul İl Örgütü, Sabıka Holding başlıklı broşürler dağıtmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı broşürlerimizi vatandaşlarla buluşturduk demişti. Benim bu anlamıyla söyleyecek bir şeyim yok. Olayların ardından Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'na ve kamu görevlilerine hakaret davası açılmıştı. O davada karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılan Kaftancıoğlu, kıdemli sanık olarak davaya dair savunmaya geçmeden önce sormak istiyorum. Yine bir davaya geldik. Sizin gibi bir hakime hanım, siz niye polis zoruyla getirildiniz dedi. Beni şaşırtmıştı. Kıdemli bir sanığım dedi. Kaftancıoğlu savunmasında memlekette kimlerin hakaret ettiği aşikardır. Parti çalışması yapmak hakaret değildir. Bundan hakaret anlayanların açıklamasını vatandaş olarak öğrenmek isterim dedi. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti Kaftancıoğlu'nun beraatına karar verdi. Duruşma sonrası Kaftancıoğlu basın açıklaması yaparak şunları söyledi. Bu memlekette sabah akşam yatıp kalkıp halka, vatandaşa hakaret edenler yine sabah akşam yatıyorlar ve kalkıyorlar. Bizlerin hakaret ettiğine dair davalar açıyorlar ve bizi, koca çınarımızı mahkemelere getirmek zorunda bırakıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak ben hiç kimseye hakaret etmeyiz. Hakikaten çok tuhaf bir davaydı zaten. Ya ben başında da anlamamıştım. Yani şimdi başka birini eleştiriyorsun. İçinde bir yerinde Tayyip Erdoğan'ın da adı ya da makamı geçiyor. Hemen hop hemen savcı ya Cumhurbaşkanı'na hakaret. Ya dur bir dakika ya, nereden Cumhurbaşkanı'na hakaret? Yani Tayyip Erdoğan'ın adının geçtiği her konu başka bir eleştiri varsa ona niye hakaret olsun? Ama işte savcılar da panikteler anladığım kadarıyla. Yani biri diyecek ki kardeşim görmediniz mi ya, Allah Allah, burada koskoca Cumhurbaşkanı'na hakaret ediliyor. Aa filan. Ne olur ne olmaz işte, o polisler de nasıl panikliyorlar da köprüde falan diye. Ben görevimi yapıyorum çünkü niye? Abi adam kendini bir şırnakla buluverir yani. Böyle yani, bunun şeyi yok. Gelelim. Ha bu arada şey, Sezgin Baran geçti. Şimdi size böyle bir kimseye söylemeyin ama. Tamam. Haziran ayı içinde gelirse hiç şaşırmayın ha. Valla. Türkiye'ye gelirse, yani gelirse de öyle şey değil, hapse falan gelme değil yani. Bir şey yok çünkü. Bir de öyle bir durum var biliyor musunuz? Yani hani öyle bu kadar gürültü patırtı koparılıyor ya. Ya çok da bir şey yok yani. Hani gelirse de belki usulen işte girer çıkar o kadar. Efendim Canan Kaftancıoğlu'na destek haberimiz var sırada. Yani aynı haber ama desteği göreceğiz şimdi nasıl yapılmış.
Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını, yargı tarafsızlığı olmadığını, saray yargısının egemen olduğunu buradan da anlıyoruz. Orada da Büyükşehir Belediye Başkanımız yargılanıyor. Burada ise bugün İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun başka bir davasındaydı. Yani beraat kararı çıktı. Demek ki 24 bin hakim savcı arasında hukuk, anayasaya uymak isteyen Türkiye'de saray yargısını vicdanı arasında, vicdanına şey duyan hakimler var demek ki. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında bir tweet nedeniyle, daha doğrusu paylaşma nedeniyle bu dava açıldı. Ama o paylaşımın içinde hiçbir şekilde hakaret, hiç yok. Hiç olmadığını o dava, o soruşturmayı yapan savcı da biliyor. O davayı açan savcı da biliyor. Bugün mahkumiyet mütalaası veren savcı da biliyor. Ama talimat aldıkları için mecbur kalıyorlar. Şu görüldü, vicdanlı hakim talimat almadan kararını verdi. Ben 27 yıl Cumhuriyet Savcılığı yaptım ama bu FETÖ dönemi, bugün işte iktidardakilerin yargı üzerindeki bu kadar hukuk dışı baskısını hiç görmemiştim. Kötü bir ortamda aslında dili arı temiz olan Canan Kaftancıoğlu'na böyle bir dava açılmasının bir tek anlamı var. Siyaset yapmayı, söz söylemeyi yasaklamak, baskı altında tutmak. Ama bugün mahkeme Canan Kaftancıoğlu hakkında beraat kararı verdi. Yine bir kurgu dava, bu sefer beraatla sonuçlandı. Ortada suç yok, siyasi bir faaliyet var. Siyasi parti faaliyetleri artık yargılanır hale geldi. Ve bunun üzerinden siyasi partinin genel başkan yardımcıları, il başkanları yargılanır hale geldi. Bu iktidarın ne kadar zor durumda olduğunun da aslında itirafı. Her şeyden bir ceza çıkartmaya çalışıyorlar. Ama vicdanlı az da olan hakimler de olsa o vicdanlarıyla hareket ettiklerinde böyle doğru kararlar da verebiliyorlar. Kimseye hakaret etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kimseye karşı bir suç işlemeyeceğiz ama hiç kimseye de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını da savunacağız. Sonra da vatandaşlarımızın kanısıyla vereceği oylarla da inşallah iktidara geleceğiz. Efendim gelelim. Hangi haberdeyiz? Peki şimdi gelelim halkımıza, vatandaş. Yani bunlar rakamlar, siyasetçiler, ekonomi, bakan, biz falan filan. Peki vatandaş işte ne diyor? Ben bir saattir onu anlatmaya çalışıyorum ama hani bir de birebir canı yanan, yanmayan, hoşuna giden, gitmeyen Ali Morca çıktı. Dedi ki soru ne? Enflasyon 73,5. Bak iyi şey yapıyor yani, hani resmisini alıyor, izin verileni. Soruyor, bakalım vatandaş ne demiş? Çok mu memnun acaba, bir görelim. Enflasyon TÜİK açıklamalarına göre %73. Rakamlar doğru biliyor musunuz? Yalan, doğru değil. Kesinlikle neden? Değil. Ya her şey ortada zaten. Alım gücüne baksan abicim ya. Neyi aynı fiyatta %70'ten alıyorsun ya? Bir yumurta olmuş 50 lira. Bu nasıl? 20 liradan 50 liraya çıkmış. Ya olmuş 300 lira. Nasıl %70 enflasyon açıklıyorlar ki? Ben rakamları doğru bulmuyorum abi. Bence bir yanlışlık var yani, devlet içinde olsun, yapılan şeylerde olsun hep sayıyla oynama ve hatalar oluyor. Yani bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorsunuz? Ya zaten halkın enflasyonu 200-230. Efendim, o zaman zaten her şey zam üstüne zam. Yani Türkiye şu anda ekonomi çok kötü. Valla şimdi biz o rakamlardan anlamadığımız için bilmiyoruz ama şöyle söyleyeyim. Büyük zamlar geldi 3-4, özellikle 3-4 aydan bu yana. Yani %150'yi geçip geçkin zam alan piyasada ürünler oldu yani. Rakamlar doğru biliyor musunuz? Yok, yanlış yani. Halka sormak lazım. Halkın içine girip halka sormak lazım. Ben de geldim. Ben de söylüyorum yani %200, %300'ün arasında yani. Çünkü bir de insanlar da biraz da fırsatçı. Daha da yükseğe koyuyorlar. Çünkü her şeye zam geliyor. Millet bir şey yemiyor ki artık. Mutfağa bir şey alamıyorsunuz ki artık. Yani bir şey yapmaya kalksan en azından ufacık. Ya ama çok kalabalık burası. Kalabalık ama. Ben ikiye katlanmasını tavsiye ederim. İkiye katlanarak hesaplamak lazım. %70'i %140 olabilir. Bu konuyla pek ilgilenmiyorum.
Ama şu anki gündemi konuşmam gerekirse uygun bulmuyorum. Onunla yanlış söylüyorlar. Hepsi palavra, hepsi palavra. Hiç kimse yok. Kimse inanmıyor, kimse inanmıyor. Hiç kimseye oy veriyor. Biz onların var ya dedikleri televizyona hiçbirine inanmıyoruz. Onlar devletin bütçesinden geçiniyor, biz çapımızdan geçiniyoruz. Pazara gidip de... Bunların dediğine inanmıyorum. Çarşı, pazara, marketlere bakıyorum. Ona başka hiçbir şeye inanmıyorum. Bunlara da oy da yok. %73 oranında açıklan. %73 falan değil, %200 enflasyon var. Evet, vatandaş ne söylüyor? Kıyırmaşın, Rumeli, o Fener'in yanlarında hep şey ettik, Kule'nin yanlarında hep şeylerin, yabancıların mağazaları var. Bunları ne bileyim doldurmuş, biz neyle geçineceğiz? Onlara hadi pahalı yapıyor, biz de onun arasında kurun yanında yaş da yanıyor. Yani abile otursak da sakin sakin hepsini desek aniden gelmiyor kimsenin aklına. Yok be, geçim gitti, biz ne yapacağız bilmiyorum. İşte bakın baştan anlattığım işte bu, vatandaşa dokunduğun zaman bunu söylüyor. Yani oran ne bileyim abi diyor, işte 3'e katladı, 4'e katladı, ne katladı önemli değil ki. Ben geçinemiyorum diyor. Ben artık eskisi gibi mutfağıma gıda ürünleri alamıyorum diyor. Ya bundan daha büyük facia olur mu? Ama ne diyor adam? Karnı doyuyor. Aç yok. E tamam, yok tabii zaten. Türkiye'de acından ölen hiç olmadı ki. Yani açlıktan ölen Türkiye'de yok. Hiç yiyecek bulamadığı için ölen yok. Hiç olmadı. Aa, dağın başında kalmıştır. Soğuk bilmem ne bulamadı. Öldü, o ayrı. Ama şehirde yaşayacak, köyünde yaşayacak, kasabasında yaşayacak da yemek yiyemediği için günlerce açlıktan ölen yok tabii. Dünyada da yok. Bakma sen. Yani çünkü sonuçta bir şeyleri kemirsen bile o bir şeyi ayakta tutuyor seni. Ha efendim, çabuk ölüyorsun, o ayrı. Onun için insan gibi yaşamak. Ve burası eğer demokratik, sosyal bir hukuk devleti ise işte o sosyal devlet ilkelerinin uygulanması lazım. Ne güzel söyledi kadın. Onlar dedi hazineden yiyorlar dedi. Biz dedi kendi cebimizden yiyoruz. Anlayış bu. Ve az önce size söylediğim gibi işte bugün burası neresi bilmiyorum ama işte ben de Mahmut Paşa, Sultanahman falan gezdim dedim ya. İşte aynı bu adamlar gibi. Uzaktan artık gidecek bunlar. Tamam değil mi? Yetti artık. Bu sesleri biz bu kadar yüksek duymuyorduk, ha söyleyeyim. Üstelik esnaftan duymuyordum. Çünkü esnafın çoğu, büyük çoğunluğu AKP'ye oy veriyor. Yani şey olarak söylemiyorum bunu, hani böyle onlar şudur budur, hayır. Yani kendi çıkarına, ona bakıyor. İşte daha iyi diyor. Allah'a şükür diyor. Bir şeyler yaptı ama şimdi bak demiyor. Bak türbanlı bir kızımız. Ya ben ilgilenmiyorum ama diyoruz. İlle diyor, söylüyoruz. İyi değil durum diyor yani. Daha ne desin peki? Ne yapsın yani?